Ehl-i sünnet itikadında temel bilgiler. İmamı Eşari Hazretlerinin Kafkas sıra dağlarının Hazar Denizi'ne ulaşan ucunda Babül Ebbab yani demir kapı veya Derbent denilen kasaba alimlerini Ehli sünnet itikadını bildirmek için yazdığı Risaletün ilâ ehl Ehli Sagr yani hudut ahalisine bir mektup adlı eserinde bazı bölümlerin tercümesi şöyledir. Allahü Teala'ya hamd olsun ki bizi doğru yola ulaştıran sünnet-i seniyeye uymayı sevdirdi. Helake götüren bidatlerden uzaklaştırdı. Kalplerimizi yakînin yani kat'î ve kuvvetli imanımızın hasıl ettiği serinlik ve huzurla doldurdu. Müslümanlıkla bizi aziz kıldı. Bizi Resulüne uyanlardan, onun rehberliğine yapışanlardan eyledi. Bidatlere dalıp Resulullah'ın ve eshab kiramın yolundan ayrılarak, yalnız kalmaktan kurtarıp, cemaatle beraber olmayı ihsan etti. Resulullah'a salatu selam olsun ki, bizi Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına davet etti. Allahü Teala bu hususta ona ayetleriyle yardım etti. Kendisine mucizeler vererek, hakkındaki şüpheleri giderdi. Kendi rızasına nasıl ulaşılacağını, onunla bildirdi. İçlerinde kendisine delalet eden deliller bulunduğunu en açık bir şekilde haber verdi. Nihayet batıl sönüp gitti. Hak, galip ve muzaffer olarak parladı. Resulullah, peygamberlik vazifesini yerine getirdi. Kendisine bildirilenleri tebliğ edip, ümmetine nasihatte bulundu. Şimdi, Ey Babül Evvap halkından olan alimler ve büyükler. Allahü Teala sizleri yüce kudretiyle muhafaza buyursun. Sizlere yardım eylesin. Medine-tü Selam'da yani Bağdat'ta mektubunuzu aldım. Allahü Teala'nın nimetleri içerisinde olduğunuzu, halinizin düzgünlüğünü yazıyorsunuz. Bu sebeple kederim ve üzüntülerim dağıldı. Allahü Teala'ya çok şükrettim. Size olan ihsanını tamamlamasını, size ve bize olan nimetlerini artırması için Allahü Teala'ya yalvardım. Duaları kabul eden odur. Büyük lütuflarda bulunmak ona layıktır. Allahü Teala yardımcınız olsun. Geçen sene 267 miladi 881 bir takım sualler sormuştunuz. Mektubunuzda bundan da bahsediyorsunuz verdiğim cevapları beğendiğinizi, faydalı olduğunu, doğruluğunu kabul ettiğinizi, şüphelerinizin gittiğini, sizi kendilerine inandırmak isteyen o kimselerden yüz çevirdiğinizi yazıyorsunuz. Bunları okuyunca, dinde saptıranların, Resulüne uymaktan alıkoyanların şüphelerinden, bizi ve sizi muhafaza buyurduğu için, Allahü Teala'ya hamd ettim. Yine siz mektubunuzda, benden Selefi Salihinin asıl kabul edip dayandıkları bazı hususları yazmamı istiyorsunuz. Sonra gelenler de bu asıllara, bilgilere uymak suretiyle bidat sahiplerinin düştüğü, Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyeye muhalefet durumuna düşmekten kurtulmuşlardır. Bu bilgilere şiddetle ihtiyacınız olduğunu bildirdiğiniz için, size olan hürmetim ve üzerimdeki hakkınızdan dolayı suallerinize ve isteklerinize cevap vermekte acele ettim. Size bazı temel bilgileri, delilleriyle beraber bildirdim. Bu deliller, sizin selefi salihine tabi olmakta haklı olduğunuzu, ehli bid'atinse ise selefi salihine muhalefet edip, daha önce üzerinde bulundukları haktan sapmakla hata ettiklerini, bununla şer'i delillerden, Resulullah'ın bildirdiği şeylerden ayrıldıklarını gösterecektir. Yine bu delilleri reddeden, peygamberlerin getirdiklerini inkar eden felsefecilerin yollarına uyduğunu da gösterecektir. Size ve söylediklerimi düşünen diğer kimselere söylenmesi gerekenleri söyledim. Allahü Teala'dan yardım dileyerek ve ona güvenerek sizin isteklerinizi yerine getirmekle sevaba kavuşacağımı ümit ediyorum. Allahü Teala bana kâfidir ve o ne güzel vekildir. Allahü Teala sizi doğru yola hidayet eylesin. Biliniz ki Selefi i salihinin ve onların yolunda giden halefin yani sonra gelen alimlerin yolu şudur. Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'ı bütün dünyaya peygamber olarak gönderdiği zaman insanlar birbirine zıt bir takım fırkalara ayrılmışlardı. Onlardan bir kısmı kitabiydi. Bunlar Allahü Teala'nın gönderdiği Tevrat ve İncil'i değiştirmişler. Kendi uydurdukları şeylerle insanları Allahü Teala'ya davet ediyorlardı. Bir kısmı felsefeciydi. Bunlar akılla elde ettikleri bir takım bilgilerde yanlış neticelere varmaları sebebiyle birçok batıl ve yanlış yollar ortaya çıkmıştı. Bir kısmı birehmendi. Bunlar Allahü Teala'nın peygamberlerini inkar ediyorlardı. Bir kısmı dehriydi. Bunlar da kainatın sonsuz olarak devam edeceğini, yok olmayacağını iddia ediyorlardı. Bir kısmı mecusiydi. Bunlarsa hiç tecrübe etmedikleri, bilmedikleri şeyleri iddia ediyorlardı. Bir kısmı putperesti. Bunlar putlara tapıyorlardı. Bunlar da şaşkınlık içerisinde kalmışlardı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'sa insanların kainat ve içindekilerin sonradan yaratılmış birer mahluk olduğuna, onların hepsinin yaratıcısı, sahibi ve maliki olan Allahü Teala'nın varlığı ve birliği inancına davet etti. Onlara üzerinde bulundukları yolun yanlış olduğunu, böyle batıl yolları terk etmelerini istedi. Resulullah onların yollarının bozukluğunu, kendisinin ise Allahü Teala'dan bildirdiği hususlarda doğru olduğunu apaçık ayetler ve mucizelerle ispat etti. Sonra Allahü Teala'ya nasıl kulluk edileceğini açıkladı. Allahü Teala Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı bunları insanlara bildirmesi ve izah etmesi için gönderdi. Resulullah insanlara kendilerinde dil, suret ve daha başka yönlerden farklılıklar bulunduğunu, Böyle değişikliğinse onların sonradan yaratılmış olduklarını gösterdiğini bildirdiği gibi gerek kendilerinde ve gerekse onların dışındaki varlıklarda Allahü Teala'nın varlığına, iradesine ve tedbirine delalet eden şeylerle Allahü Teala'yı tanıma yolunu da bildirdi. Şöyle ki Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen arzda da gerçekten tasdik edenler için birçok ibretler vardır. Nefislerinizde de hücrelerde vücut yapınıza kadar birçok alametler vardır ki hep Allahü Teala'nın kudretine, ilmine, azamet ve iradesine delalet ederler. Hala görmeyecek misiniz buyurdu. Zariyat suresi 20 21. ayetler. Yine insanın yaratılış safhaları, suret ve şekillerindeki değişik durumlara da mealen şu ayet-i kerime ile işaret buyuruldu. Andolsun ki biz insanı Adem'i şüphesiz ki çamurun özünden yarattık. Sonra Adem'in neslini sağlam bir yerde, rahimde bir nutfe, az bir su yaptık. Sonra o nutfeyi bir kan pıhtısı haline getirdik. Ondan sonra kan pıhtısını bir parça et yaptık. O et parçasını da kemikler haline çevirdik. Kemiklere de et giydirdik. Sonra ona başka bir yaratışla ruh ve nutuk verip insan haline getirdik. Bak ki şekil verenlerin en güzeli olan Allahü Teala'nın şanı ne kadar yücedir. Müminun suresi 12, 13, 14. ayetler. Bunlar Allahü Teala'nın varlığının muhakkak lazım olduğunu ifade eden, onun irade ve tedbirine delalet eden en açık delillerdendir. İnsan çamur özünden yaratıldı çamur özünün birçok şekil ve durumlara kabiliyeti vardır. Fakat insanın başka bir suretle değil de kendisine has özellikleriyle malum olan ve en güzel surette meydana gelmesi mutlaka bir yaratıcının varlığını göstermektedir. İnsana baktığımızda şunları görüyoruz. 1. İnsanın başka varlıklarda bulunmayan, kendisine mahsus bir sureti vardır. 2. İşitmek, görmek, koklamak, hissetmek, tatmak gibi ihtiyaçlarını temin edebilmesi için hazırlanmış bir takım vasıtalara, duyu organlarına sahiptir. 3. İhtiyaç hasıl oldukça tertip üzere hazırlanmış gıda aletleri, mesela yeni doğmuş çocuk gıdasını önce annesini emmek suretiyle temin eder. Çünkü o bu sırada dişsizdir. Gıdasını kendiliğinden temin edemez bir müddet sonra dişlerle donatılır, gıdasını yemekle elde eder. 4. Ağızdan alınan gıdalar mideye gelir. Mide kendisine ulaşan gıdaları pişirir. Bu gıdalara öyle bir incelik verir ki, bunlar en ince yollardan geçerek ta saçlara ve tırnaklara kadar ulaşır. 5. Karaciğer, öt, safra çıkarmak, vücudun şeker durumunu ayarlamak, zehirleri bir dereceye kadar zararsız hale getirmek gibi bazı vazifeler için hazırlanmıştır. 6. Akciğer, dışarıdan temiz havayı, oksijeni alıp, kan dolaşımıyla dokulara iletmek ve kandan karbondioksit alarak kirlenen havayı nefeste dışarı vermek için hazırlanmıştır. 7. Ayrıca alınan gıdalardaki fazlalıkların atılması için gerekli aletler, azalar, bunlardan başka tesadüfi olarak düşünülmesi imkansız olan, mutlaka bunları tertip ve düzenleyen bir yaratıcının varlığını gerektiren sayılamayacak kadar çok şey vardır. Bütün bunların çamur özü ve suyla düzenlenip kısımlara ayrılması, mutlaka bir yaratıcıyı, bir düzenleyiciyi gerektirir. Bunu düşünen her akıl sahibi anlar. Aynı şekilde bir plan dairesinde düzenleyen, kasteden bir bina yapıcısı olmadan, bir binanın meydana gelmesi bile mümkün olmayınca, yukarıda saydığımız hallerin de bir yapıcı ve yaratıcı olmadan çamur ve suyla kendiliklerinden tertip ve düzen içerisinde meydana gelmeleri mümkün olamaz. Sonra Allahü Teala mealen, gerçekten göklerin ve yerin yaratılışında geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde akıl sahipleri için Allah'ın varlığını, kudret ve azametini gösterir, kesin deliller vardır ayeti kerimesiyle. Bu hususu Allahü Teala'dan başka her şeyin sonradan yaratıldığı, bunları Allahü Teala'nın yarattığını ve bunda çeşitli hikmetler bulunduğunu daha ziyade beyan eyledi. Feleklerin, dünya, ay, güneş vesairenin hareketiyle meydana gelen faydaların büyüklüğüne ve miktarına işaret buyuruldu. Mesela gece insanların istirahati olduğu gibi ve mahsullerine fazla gelen güneş hararetini, sıcaklığını serinletmektedir. Gündüzse mahlukatın dağılıp hareket etmeleri, geçimlerini temin etmeleri için yaratılmıştır. Eğer devamlı gece olsaydı, karanlık, onların fayda temin edecek şeylerin peşine düşüp, bunları elde etmeye mani olacaktı. Aynı şekilde devamlı gündüz olsaydı, bu da zararlı olurdu gündüzün aydınlığı fırsat bilinerek takatin gücün üstünde hırsla çalışılır, kafi miktarda istirahat etmedikleri için insanlar helak olurlardı. Bundan dolayı onlara çalışmaları için takatlerini geçmeyecek şekilde zamanın bir kısmı gündüz, istirahatları için yeterli bir miktarı da gece kılındı. Böylece onların halleri mutedil yani normal olarak gecenin serinliğinden, gündüzün sıcaklığından, kendileri ekinleri, malları ve hayvanları için lazım olan kadarını alacaklardır. Böyle yapmakla Allahü Teala mahlukatına merhamet buyurmuş, lütuf ve ihsanda bulunmuştur. Yine mahlukatı kuşatan renk tabakası onların gözlerine münasip ve muvafık gelen renklerden yaratılmıştır. Eğer bu renk şimdi alemi saran renkten olmasaydı gözleri bozacaktı. Cisimlerin büyük ve ağır olmasına rağmen yer ve göklerin ve onlarda bulunan hükümlerin kanunların Allahü Teala'nın tutmasına muhtaç olduğuna mealen doğrusu gökleri ve yeri zeval bulmaktan Allahü Teala koruyup tutuyor. Andolsun ki zeval bulurlarsa onları ondan başka kimse tutamaz. Gerçekten o Halim'dir. Azab için acele etmez. Gafurdur. Çok bağışlayıcıdır ayeti kerimesiyle işaret buyuruldu. Bu ayeti kerime ile bize yer ve göklerin yerlerinde durmalarının Allahü Teala'dan başkası tarafından olmadığı ve onları bir durduran olmadan da yerlerinde durmalarının mümkün olmadığı bildirildi. Sonra felsefecilerin tabiatçı inanışlarından dolayı ağaçların ve onlardan çıkan meyvelerin ancak yer, su, ateş ve havanın tesiriyle meydana geldiği hakkındaki iddialarının bozukluğunu bize Allahü Teala mealen: Arzda birbirine komşu kıtalar, kara parçaları, üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki hepsi bir suyla sulanıyor. Halbuki yemişlerin de bazısını bazısına üstün kılıyoruz. Tat, renk ve kıymetleri başka başkadır. Şüphesiz ki bunlarda da düşünen bir topluluk için pek çok ibretler, alametler vardır buyurdu. Daha sonra Allahü Teala her şeyin yaratıcısı olduğuna, bir olduğuna, işlerinin intizam ve tertip dairesinde cereyan etmesiyle delil getirdi. Allahü Teala işlerinde hiçbir ortağa bulunmadığını mealen, eğer yerle gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, bunların ikisi de fesada uğrar, yok olurdu ayeti kerimesiyle bildirdi. Sonra, önce yaratıldıklarını kabul ettikleri halde, Öldükten sonra tekrar diriltilmeyi inkar edenlere karşı tekrar yaratılmalarının mümkün olduğunu bildirdi. Onlar tekrar yaratılmayı uzak görerek çürümüş kemikleri kim diriltecek dedikleri zaman mealen ey resulüm de ki onları ilk defa yaratan diriltir ve o her yaratılanı tamamiyle bilir buyurdu. Yasin suresi 79. ayeti. Sonra bunu onlara mealen o, Allah ki, size yeşil ağaçtan bir ateş yaptı da, şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz ayeti kerimesiyle beyan eyledi. Yasin Suresi 80. Ayeti Yaş ve yeşil iki ağaç olan ve rüzgar sebebiyle biri diğerine sürtülünce tutuşan uşar ve murah denilen ağaçlardan ateşin çıkarılmasını, çürümüş kemikleri, parçalanmış derilere hayatı iade etmenin caiz olduğuna delil getirdi.'' Uşarla mura eskiden Arapların ateş çıkarmak için kullandıkları iki ağaçtır. Sonra putlara tapanların yüzlerine vurarak kendi yonttukları şeylere ibadet etmenin bozukluğunu mealen siz kendi yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Kavliyle beyan etti. Saffat suresi 95. ayeti. Sonra mealen sizi de yaptıklarınızı da Allahü Teala yarattı buyurdu. Saffat suresi 96. ayeti. Böylece putlara değil kendisine ibadetin vacip olduğunu beyan etti. Eğer sizin yontmanız olmadan put put olmuyorsa, Allahü Teala'nın yaratması olmadan da sizin suret ve heyetlerinizin olmayacağı evvel emirde kolayca bilinen bir şeydir. Bundan dolayı sizi ve sizin yonttuğunuzu yaratmak suretiyle yonttuğunuz şeyleri de ben yaratmış olduğundan ibadete onlar değil ben layığım. Çünkü sizi işlerinizi yapmanıza muktedir kılan benim buyuruyor. Allahü Teala peygamberlerini inkar edenleri de Enam suresi 91. ayeti kerimesinde red buyurdu. Mealen Yahudiler Allahü Teala'nın kadrini gereği gibi tanıyamadılar. Çünkü Allah hiçbir insana bir şey indirmedi dediler. Vahiy ve kitapları inkar ettiler. Onlara de ki Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği ve sizin de parça parça kağıtlar haline koyup hesabınıza geleni açıkladığınız fakat çoğunu gizlediğiniz o kitabı kim indirdi? Sizin bilmediğiniz ve atalarınızın da bilmediği şeyler size peygamber diliyle Kur'an-ı Kerim'de öğretilmiştir. Ey Resulüm, sen Allah indirdi de. Sonra onları bırak. Batıl dedikodularında oynaya dursunlar. Nisa suresi 165. ayeti kerimesinde ise mealen, iman edenleri cennetle müjdeleyici, küfredenleri cehennemle korkutucu olarak peygamberler gönderdik ki, bu peygamberlerin gelişinden sonra insanların yarın kıyamette bizi imana çağıran olmadı diye Allahü Teala'ya bir hüccet ve özürleri olmasın buyuruldu. Resulullah'ın ehli kitaba karşı onların kitaplarında kendi vasıflarının bildirilmesi isim ve hususiyetlerine işaretlerin bulunmasıyla delil getirdi. Ehli kitap bunları gizledi. Allahü Teala Resulullah'a hak peygamber olduğu ve bildirdiklerinin doğru olduğu hakkında mucizelerle yardım eyledi. Resulullah'a en büyük mucize olarak Kur'an-ı Kerim verildi. Müşrikler Kur'an-ı Kerim'in Allahü Teala'nın kelamı olduğuna inanmıyorlar. Hazreti Muhammed'in sözüdür diyorlardı. Allahü Teala o zaman en fasih ve edebiyatta zirveye ulaşmış olanlarından Kur'an-ı Kerim'in on suresi veya bir suresi gibi bir söz söylemelerini istedi. İnsanlar ve cinler bir araya gelseler bunu yapamayacaklarını bildirdi. Nitekim onlar böyle bir söz söylemekten aciz kaldılar. Böylece onların Resulullah'a iman etmeme hususunda özürleri ortadan kalkmış oldu. Hazreti Musa da Firavun'un sihirbazlarını asasıyla rezil ve rüsva etmekle hem sihirbazların ve hem de diğer insanların kendisine iman etmeme mazeretlerini gidermişti. Musa aleyhisselamın asasından meydana gelen harikulade hallerin kendi güçleri dışında olduğuna, böyle bir şeyi yapabilmenin hatırlarından bile geçmediğine, böyle bir şeyi ancak Allahü Teala'nın yapacağına hem sihirbazları ve hem de başkaları kanaat getirdi.'' Nihayet bu mucize karşısında sihirbazlar Hazreti Musa'ya iman ettiler. Hazreti İsa'da ölüleri ilaçsız diriltmek, anadan doğma körleri ve derisi alaca olanları iyileştirmek, o zaman da insanları aciz bırakan şeylerle mucizelerle o devre göre tıpta en yüksek dereceye ulaşan tabiplerin kendisine inanmama mazeretlerini ortadan kaldırdı. Çünkü böyle işleri ancak Allahü Teala'nın yardım ettiği bir kimse yapabilirdi. Resulullah da kendi kavminden olan edebiyatta yüksek dereceye ulaşan edebiyatçıların kendisine iman etmeme hususunda bu mazeretlerini bertaraf etti. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in edebi yüksekliğini onlar da kabul ediyorlardı. İşte Resulullah Efendimiz, yukarıda bildirilen yanlış yollara sapmış kimseleri, getirdiği deliller ve mucizelerle yollarının bozuk olduğunu davet ettiği yolunsa doğru olduğunu anlatıyordu. Resulullah Efendimiz onlara daima karşısında duramayacakları deliller getirdiği, aralarında uzun müddet kaldığı halde fevkalade ihtiraslarından dolayı iman etme şerefine kavuşamadılar. Allahü Teala'nın Resulullah'a verdiği mucizelerden bazısı şöyledir. Şiddetli açlık vakitlerinde Kalabalık cemaati az bir yiyecekle doyurması, susuzluk zamanlarında mübarek parmakları arasında fışkıran suyla hayvanları ve sahiplerini kanana kadar su içirmesi, kurdun kendisine konuşması, kızartılmış koyunun ben zehirliyim diye haber vermesi, ayın ikiye bölünmesi, çağırması üzerine ağacın yerinden sökülerek huzurlarına gelmesi Emri üzerine ağacın tekrar yerine gitmesi, insanlar kalplerinde saklayıp da haber vermesini istedikleri şeyleri haber vermesi. Allahü Teala gizliyi gizliden daha gizli olanları da bilir. Her şey onun yanında hazır gibidir. Yer ve gökte hiçbir şey ondan gizli kalamaz. Kıyamet günü müminler Allahü Teala'yı göreceklerdir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen nice yüzler vardır ki o gün kıyamette güzelliğiyle parıldar. O yüzleri Rablerine bakar. buyurmaktadır. Kıyamet Suresi 22 23. ayetler. Resulullah da ayı gördüğünüz gibi kıyamet gününde Rabbinizi mutlaka göreceksiniz. Onu görmekte güçlük çekmeyeceksiniz buyurmaktadır. Allahü Teala yarattıklarından hiçbirine muhtaç değildir. O istediğini saptırır, istediğini hidayetiyle doğru yola iletir. İstediğini aziz, istediğini fakir, istediğini zengin eder. Onun işlerinde asla noksanlık yoktur. O her şeyin mutlak sahibi ve malikidir. O istediğini yapar. Allahü Teala mahlukatını iki kısma ayırdı cennete gidecekleri, isimleri ve babalarının isimleriyle beraber yazdı. Cehenneme gideceklerin isimlerini de yazdı. Resulullah Efendimiz de Hazreti Ömer arasında şöyle bir konuşma oldu. Hazreti Ömer, Peygamber Efendimiz'e, Ya Resulallah, bizim evvelce hesap ve kitabımız görülüp bitmiş mi, yoksa daha yeni başlanmış bir iş mi diye sorunca, Resulullah Efendimiz, Allahü Teala ezeli ilmiyle kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğunu bildiği için bunlar hesabı ve kitabı görülüp bitmiş işlerdir buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer öyleyse niçin ameller yapıyoruz, çalışıp çabalıyoruz ya Resulallah diye sorunca Peygamber Efendimiz ibadet yapınız. Herkese ezelde takdir edilmiş olan şeyi yapmak kolay olur buyurdu. İnsanın işlerini Allahü Teala'nın ezelde takdir etmesi demek, insanın neleri irade edeceğini bilmesi ve dilemesi demektir. Bunları Levh-i Mahfuz'da yazmıştır. Böyle olduğu için kulun mecbur olması gerekmez. Takvimlere bir sene içinde güneşin ne zaman doğup ne zaman batacağı hesaplanarak yazılmıştır. Güneş takvimde bildirilen saatlerde doğup batar. Güneş Takvime öyle yazıldı diye bilinen saatlerde doğup batmaz. Takvime yazılması güneşin doğmasına ve batmasına tesir etmez. İşte Allahü Teala'nın da ezeli ilmiyle kulların kendi istekleriyle günah veya sevap işleyeceklerini bilmesi kulların işlerine cebri bir müdahale değildir. Allahü Teala'ya ve Peygamber Efendimiz'in iman etmeye davet ettiği şeylere iman eden kimseleri Küfürden başka hiçbir günah imandan çıkarmaz. İmanlarını ancak küfür giderir. Ehli kıble günahları sebebiyle imandan çıkmayıp dinin bütün emirleriyle mükelleftirler. Ehli kıble'den olup günahkar olanları da Allahü Teala mealen: Ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman yüzünüzü ve ellerinizi dirseklerinizle beraber yıkayın. Başınızı meshedin ve ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz boy abdesti alın. Maide suresi 6. ayeti kerimesiyle mümin diye isimlendirmiştir. Eğer akidesi bozuk olan kaderiyenin ve Vehhabilerin dediği gibi günahkarlar günahları sebebiyle imandan çıkmış olsalardı onlara abdest farz olmazdı. Allahü Teala'nın hitabı da bütün müminlere değil yalnız ibadet edenlere olurdu. Yine Allahü Teala mealen: Ey iman edenler, cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allahü Teala'nın zikrine, hutbe dinlemeye, namaz kılmaya koşunuz. Alışverişi bırakın. buyurdu. Cuma suresi 9. ayeti. Bu hitabı yalnız itaat edenlere tahsis buyurmadı. Bu hitap aynı zamanda günahkarları da içerisine almaktadır küfrü gerektiren bidat ve işlerden başka herhangi bir günahı yaparak günahkar olanlardan hiçbir kimse hakkında cehennemliktir diye hükmedilemez. Allah'ın ve Resulü'nün cennetle müjdelediklerinden başka hiçbir Müslüman için isim vererek cennetliktir denilemez. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen muhakkak ki Allahü Teala kendisine ortak koşanları bağışlamaz. Bu günahtan başkasını dilediği kimseden mağfiret buyurur. Affeder ayeti kerimesiyle delalet ediyor. Nisa suresi 6. ayeti. Çünkü Allahü Teala kendisi haber vermedikçe asiler hakkındaki iradesinin ne olduğunu bilmeye kimse için yol yoktur. Peygamber Efendimiz ehli kıbleden hiç kimseyi kendi kendinize cennete yahut cehenneme koymayınız buyurdu. İnsanların amellerini yazan hafaza melekleri vardır. Allahü Teala bu hususa mealen, halbuki üzerinde gözetleyici melekler var. Amellerinizi yazan ve Allah katında kerim olan katip melekler var ayeti kerimesiyle delalet buyurdu. İnfitar suresi 10-11. ayetler. Kabir azabı haktır. İnsanlar kabirlerinde diriltildikten sonra imtihan edilecek kabirde sual sorulacak. Allahü Teala dilediği kimseye cevap vermeyi kolaylaştıracaktır. Kıyamet günü ilk sur üfürülünce göklerde olanlar ve Allahü Teala'nın diledikleri bayılıp düşecek, ölecekler. İkinci surun üfürülmesi üzerine hepsi bakarak ayağa kalkacaklar, dirilecekler. Allahü Teala insanları ilk yaratmasında olduğu gibi yarın ayak ve çıplak olarak diriltecek. Dünyadayken Allahü Teala'ya itaat eden ve isyan eden bedenler kıyamet günü diriltilecektir. Yine dünyadayken sevap ve günah işleyen eller, ayaklar ve diller de diriltilecek; sahipleri hakkında şahitlik edeceklerdir. Allahü Teala insanların amellerini tartmak için terazi koyacak. Kimin sevabı ağır gelirse o kurtulacaktır. Kimin de sevabı hafif gelirse hüsran ve zarara uğrayacaktır. Kıyamet gününde insanlara amel defterleri verilecek. Amel defteri sağ eline verilen kimsenin hesabı kolay görülecektir. Amel defteri sol eline verilenler azap göreceklerdir. Sırat cehennem üzerine kurulmuş bir köprüdür. İnsanlar oradan amellerine göre süratli veya yavaş olarak geçecekler. Yalnız kıyamette köprü, terazi vardı denince Dünyadaki köprü ve teraziler akla gelmemelidir. Sırat köprüsü için de durum böyledir. Ahirette amellerin tartılması için terazi kurulacağına inanmalı fakat nasıl, ne şekilde olduğunu düşünmemelidir. Mesela sınıf geçmek için imtihan köprüsünden geçilir diyoruz. Halbuki imtihanın köprüye benzer tarafı yoktur. Sırat köprüsü de bilinen köprülere veya imtihan köprüsüne hiç benzemez. Kalbinde zerre miktarı imanı olan kimse, cehennemde günahı kadar yandıktan sonra cehennemden çıkacaktır. Resulullah'ın şefaati, ümmetinden büyük günah sahipleri için olacaktır. Ümmetinden bir kavmi yanıp kara kömür olduktan sonra ateşten çıkarılarak hayat nehrine atılacaklar, vücudu hiç azap görmemiş gibi terü taze olacak. Kıyamet gününde Resulullah'ın havzı bulunup içmek için ümmeti oraya gelecektir. Ondan içen kimse bir daha susamayacaktır. Tuttukları doğru yolu Peygamber Efendimiz'den sonra değiştirenler o havuzdan uzaklaştırılacaklar. Resulullah'ın Miraç gecesi semaya çıkarıldığına dair habere iman etmek vaciptir. Deccale, İsa aleyhisselamın inerek Deccali öldüreceğine, güneşin batıdan doğacağına, Dağbetül Ard'ın çıkacağına, ve bunlardan başka sika güvenilir zatların peygamberden bize nakledip doğruluğunu bildirdikleri diğerleri gibi kıyametten önce vukua geleceklerine dair tevatürle bildirilen diğer alametler hakkında gelen haberlere iman etmek lazımdır. Peygamber Efendimizin gerek Allahü Teala'nın kitabında ve gerekse sahih olan hadis-i şeriflerinde bütün getirdiklerini tasdik etmeye, bunların muhkemleriyle amel, müşkil müteşabih olanların nasını ikrar etmenin, kabul etmenin tefsirini, ilim ihata edemeyecek olanların hakikatini ilmi ilahiyeye havale etmek vaciptir. Müminlerin üzerine emri maruf ve nehi anil münker, iyiliği emredip kötülükten alıkoyma vaciptir. Muktedir olurlarsa, yapılan kötülüğe el ve dille mani olurlar. Muktedir olmazlarsa, kalpleriyle o işi kötü görürler. Peygamber Efendimizin hadisi şerifi gereğince asırların hayırlısı, eshab-ı kiramın zamanıdır, asrıdır. Sonra tabi'in ve tebe-i tabi'in asırlarıdır. Eshab-ı kiramın en üstünü, Bedir muharebesine katılanlardır. Bunların en üstünü, aşeri-i mübeşşeredir. Cennetle müjdelenen on sahabi aşere mübeşşerenin en üstünü dört halifedir. Bunların halifelikleri, o zamandaki Müslümanların rızasıyla olmuştur. Müslümanlar, bu tertip üzere ittifak ettiler, birleştiler. Muhacir ve ensardan ibaret olan Bedir ehli arasında, aşere-i mübeşşereden sonra eftaliyet, hicret ve önce Müslüman olmaya göredir. Peygamberimizin davet ettiği şeylere iman ederek, bir saat olsun kendisiyle görüşen yahut onu bir defa gören eshab kiram tabiinden üstündür. eshab kiram için haklarında söylenen hayır sözlerden başkasından sakınmalıdır. Onların iyiliklerini yaymalı, yaptıkları işler için sahih ve doğru tevil yolları aramalı, takip ettikleri yolun en iyi yol olduğuna zan etmelidir. Şeyhay'nın yani Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'in diğer bütün ümmetten üstün olduğu muhakkaktır buna inanmayan ya cahildir veya inatçıdır Yakup aleyhisselam'ın oğulları arasında meydana gelen işler onların kıymetini düşürmeyceği gibi dünya işlerinde eshab-ı kiram arasında olup biten işler de onların kadri kıymetlerini düşürmez İster icma ettikleri ister ihtilaf ettikleri şeylerde olsun selef-i salihinin sözlerinin dışına çıkmak hiçbir kimseye caiz değildir. Peygamber Efendimizin ehli havariç cehennemin kentleridir. Ve iki fırka var ki onlara şefaat etmem, mürciye ve kaderiye diye rivayet edilen hadisi şeriflerine binaen, eshab-ı kiramı sevmeyenler, hariciler, kaderiye ve mürciyeden ibaret olan ehli bid'ati zem ve onlardan uzak olup, onlarla beraber olmamak gerektiğini İslam alimleri bildirmişlerdir. Yine Peygamber Efendimiz kaderiye bu ümmetin mecusileridir buyurdu. Bunlar Allahü Teala'nın yaratması gibi yaratabileceklerini iddia ettiler. Müslümanların birbirlerine iyilik etmesi ve sevişmesi lazımdır. Fakat Peygamberimizin eshabından birisini yahut ehli beytini ve ezvacını yani mübarek zevcelerini kötüleyenlerden uzaklaşmak gerekir. İşte selef-i salihinin üzerinde bulunduğu temel bilgiler bunlardır. Selef-i salihin bilgilerde kitap ve sünnetin hükmüne tabi oldular. Halef sonra gelen alimler de bu hususta onlara uydu. Allahü Teala bizi ve sizi faydalandırsın.